Kendinizi astronot olarak hayal edin. Burada Köln'de Avrupa Astronot Merkezi'ndeyim. Yukarıdaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmeden önce neyin gerekli olduğunu 360 derecelik bir görüntüyle sizlere sunacağım. Bulunduğumuz bu yer hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Avrupa Uzay Ajansı'nın Köln'deki Avrupa Astronot Merkezi eğitim salonundayız. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek her astronot önce buraya gelip eğitilmeli. Burada hem standart hem de gelişmiş bir eğitim veriyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda farklı modülleri olduğu için her astronotun her bir sistemin nasıl çalıştığını tam olarak öğrenmesi gerekir. Bu hem emniyet hem de iş kalitesi için geçerli bir kuraldır. Şimdi farklı modüllerden bahsettiniz. Etrafımızdaki modüller gerçek boyutta mı? Evet, burada gördüğünüz modüller birebir uzaydaki boyutlarla aynıdır. Bu yüzden çok büyük görünüyorlar. Bu nedenle Rus servis modülünün bir parçası olan ATV, Avrupa kargosuna takılı duruyor. Artık kullanılmıyor, proje bitti ve büyük bir başarı sağlandı. The ATV, it was a European cargo. It's not in function anymore. The project is finished, but it was a big. Soyuz kapsülünün bir benzeri üretildi. Aynısı değil, fakat içinin ne kadar küçük olduğunu bizlere gösteriyor. This is good to sense. Also, the inside, how tiny it is. Here we have. Burada iki numaralı devreye eklenmiş gerçek boyutta bir Columbus ve Japon modülü geminin bir kısmı var. Avrupa Astronot Merkezi'nde Columbus maketine hoş geldiniz. Columbus, Avrupa'nın uzaydaki laboratuvarı. Astronotlarımızı sistemler ve bilimler üzerine burada eğitiyoruz. Ayağınızın altında güç, veri gibi tüm potansiyel sistemleri görebileceğiniz bir paneli görüyorsunuz. Astronotları sistemleri doğru bir şekilde kullanacak ve onlarla çalışacak şekilde eğitiyoruz. Ayrıca kendilerini ve mürettebat arkadaşlarını acil durumlardan korumak için eğitiliyorlar. Emergency caution and warning equipment here, for instance, for fire, depressurization and toxic atmosphere. You have an oxygen mask. Örneğin yangın, basınç düşürme ve zehirli atmosfer için bazı acil durum uyarı donanımları var. Böyle durumlara karşı bir oksijen maskesi ve bir yangın söndürücüsü var. Dünya ile ayrıca mürettebat arkadaşlarınızla konuşmak için bir ses terminal ünitesi var. Astronotları yalnızca sistemleri kullanma konusunda değil, bilimsel olarak da eğitmek gerekiyor. Görev verildikleri anda birçok bilimsel deney yapmaları gerekecek. Bilimsel deneyi yapacakları alet edevatlar çok önemli. Raflardaki farklı bilim dallarına ait büyük ya da küçük gerekli maddeler muhafaza ediliyor. Bu deneylerden amaç, dünyada yer çekimi nedeniyle elde edilemeyen bilgileri uzay ortamında toplamak veya her iki ortam arasındaki sonuçları karşılaştırmak. Brilliant. Yes? Very good.